Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Zaten şu an başlıktan da anlayacağınız gibi konumuz belli. LGS nasıl geçti, sonucum nasıl? Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Ben bu videoyu LGS sınavından 1,5 saat sonra falan çekiyordum. Gerçekten çok üzgündüm. Hatta o videoyu bilerek silmedim. Ki şimdi bu konuşmamdan sonra siz o videoyu izleyeceksiniz. Belki hislerimi daha iyi anlatabilmişimdir orada. Ondan sonra o videom yarım kaldı çünkü benim çok üzüldüğümü duyan işte dedemler, halamlar falan hepsi bize geldiler. Hani ondan sonra da videoya devam edemedim. Hani ertesi günde moral olsun diye gezmeye gittik. Çekemedim. Dün de LGS kitapçığımı aldım. Kontrol ettim. Sonuçlarımın en doğru şekilde öğrendim. Ve bugün de bu videoyu çekmek için çok doğru bir zaman olduğunu düşündüm. Videoyu en baştan tekrardan almak istemiyorum çünkü gerçekten orada eminim ki hani LGS'den 1,5 saat sonraki halim her şeyi daha iyi anlatacaktı. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün baştan da anlamış olduğunuz gibi LGS nasıl geçti? İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Tüm LGS'ye girenler umarım istediğin etleri yapmışlardır. Yani ben yapamadım ama umarım onlar yapmıştır. Hemen size kısaca şöyle bir üstünden geçeyim. LGS bugündü. LGS'den çıkalı 1,5 saat oldu. Bu videoyu ne kadar çekmem doğru hiçbir fikrim yok ama yine de bunu sıcağı sıcağına çekmek istedim. Hani daha duygularım tazeyken. Yani ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Dün aşırı derecede bir heyecan vardı. İşte yapamayacağım, yapacağım falan filan böyle. Hani ya yapacaktım ya yapamayacaktım. Dün ama aşırı derecede heyecanlıydım. Ve hani herkes aradı işte nasılsın, sana güveniyoruz, yapabilirsin. İşte öğretmenlerim olsun, işte akrabalar olsun, arkadaşlarım olsun falan filan. Yani çok dualar edildi açıkçası. Hatta mesela sabah, yani 3-4 gündür bu tekrar ediyordu. Sabah uyanır uyanmaz annem başımda bir an Yasin falan okuyordu. Dedim anne yeter artık ama. Ve annem böyle akşam bir bakıyordum annem dua okuyor. Sabah bir kalkıyordum annem başımda dua okuyor falan. Gerçekten bu süreç biraz yani galiba bu süreçte en çok yorulan ve en çok etkilenen, en çok psikolojisi bozulan anneler oldu galiba. Hani artık kim ilgileniyorsa anne ya da baba. Benim annem ilgileniyordu ve hani en çok yorulan bu süreçte annem oldu. İşte dün biraz geç yattım ama o bugünkü LGS'm hiçbir şekilde etkilemedi. Hani uyku sorunu falan filan yaşamadım. Sabah kahvaltı yaptım. Annem istediğim yemekleri yapmış. Gayet çok güzel bir şekilde kahvaltımı yaptım. İşte giyindik, saçımızı başımızı taradık, ettik falan filan. Harika bir şekilde evden çıktık, okula gittik. Okulda arkadaşlarımı gördüm. Hepsi çok heyecanlılardı. Hepsinin ayrı bir heyecan vardı. Zaten veliler bizden daha çok heyecanlıydı. Okulun demir parmaklıklarından böyle sürekli annelerimize falan konuştuk. Ya da işte babalarımızla. Ya da büyük anne büyük babalarımızla. Herkeste bir heyecan vardı ama veliler o heyecanı saklamaya çalışıyorlardı böyle. Hani çocuklar etkilenmesin diye. Ama biz görebiliyorduk. Hani mesela annem benden daha çok heyecanlıydı. Ya da işte arkadaşlarımın anne babaları, büyük anne büyük babaları bizden daha çok heyecanlılardı. Okula girer girmez hemen biz kendi maske elimize çöp kutusuna attık. Hemen yan tarafta çöp vardı. 2 tane güvenlik vardı. Bize hemen maskeler verildi. Bir güvenlik maske dağıtıyordu. Diğer güvenlik de dezenfektan sıkıyordu. Hemen işte taktık yeni maskelerimizi, elimize dezenfektanlar falan sıktık. Ondan sonra işte beklemeye başladık. Müdür yardımcımız işte tekstil haline geçmemizi söyledi. Hepimiz de tekstil haline geçtik. İçeriye girdik falan. İçeriye girer girmez bir duvar vardı ve duvarın üstünde hani herkesin salon numarası falan yazıyordu. Ben 8. salondaydım ve sıramda 8'di. İşte ben çıktım 8. salona yani kata çıktım ben. 8. salonu buldum içeriye girdim. Ama şu benim dikkatimi çekti. Sıraların arasında mesafe yoktu. Hani hepimiz ard arda oturuyorduk. Hani ben zannediyordum ki bir sınıfta 10 kişi olacak. Hani aralarında mesafe falan olacak zannediyordum ama herkes tek başına oturdu. Aralara mesafe konmamıştı. Hani direkt bir sıra önümdeydi. Ben de en arkadaydım bu arada.
Ondan sonra hemen işte iki tane gözetmen öğretmen vardı başımızda. İkisi de erkekçe. Hemen işte dezenfektan falan bize sıktılar. İşte kitapçıklarımız dağıtıldı. Ben D kitapçıydım. Okul zili çaldı ve artık saat 9.30'da bizim dönemimiz başladı. İşte hemen ben açtım falan. Tabii açmadan önce göz gezdirdik. Yani hata var mı diye kontrol ettik sayfalarda falan. Bana normal gelmişti. Hani belki Türkçe biraz beni zorlayabilir diye düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Beni en çok İngilizce zorladı. İşte Türkçeden hemen ilk soruyu atlıyorsam ikinci soruda bir zorlandım. Biraz daha kelime hazmimin olması gerekiyor. Aslında kitapta okuyorum ama günlük hayatta kullanmadığım kelimeler. Hani hiç de böyle gerek duymamıştım onların anlamlarını merak etmek için hani. Ama merak etmem gerekiyormuş. Senden bir tane boşum vardı. Ama fen aşırı derecede kolaydı. Gerçekten din, kültür ve inkılaptan sonraki en kolay ders o olabilirdi. Hatta İngilizceden bile daha kolaydı. İngilizce daha zordu. Ben biter bitmez hemen saate baktım. Dedim ooo daha 55-50 dakikan falan var. Yani nereden baksan bir saat. Çok pozitif bir şekilde, çok bomba bir şekilde hemen matematiğe geçtim. Dedim eminim hani 50 dakikalık sürede de bir 15'in üzerinde soru yaparım. Sonra ben işte hemen kısa sorulardan başladım. Sonra çok garip şeyler oldu. Ya 4 soru yaptım ya da 6 soru yaptıktan sonra saate baktım ve son 25 dakikam kalmıştı. Benim daha ya 16 ya da 14 soru yetiştirmem gerekiyordu. Sonra dedim moral bozmak yok. Çünkü 15'in üzerine geçmeye çalışın. Hani 14 de olur. Yapabildiğin kadar yap. Kesinlikle o zaman bile moralimi bozmadım ama elimi biraz daha hızlı tutmaya çalıştım. Hemen kolay sorulara geçtim tabii ki de. Hani köklü, veri, olasılık hemen böyle kolay şeyleri yaptım. Tabii bunlarda da zorlandığım oldu çünkü çok uğraş gerektiren sorular da vardı açıkçası veri analizinde falan. Ondan sonra son 20 dakika kala ben ağlamaya başladım. Çünkü saydığımda hani yapabildiğim soru sayısı onu geçmiyor. Onu geçmiyor ve benim son 20 dakikam kalmıştı. Ben zaten ağlamaya başladım dedim susarım. Ama susamadım. Yani ağlamaya devam ettim. Hani yanıma peçete de almamıştım. Ağlamam gibi geliyordu ama ağladım. Son 15 dakika dediklerinde ben toplam 10 soru yapabilmiştim. Ve hani gerçekten peçeteye ihtiyacım vardı artık. Ve hemen el kaldırdım. Hemen öğretmen gördü. Ve hani benim ağladığımı fark etmemiş. Çünkü ben en arkalarda oturduğum için kaldırmıyordum kalıptan. O yüzden çok göze batmadım galiba. Ses de çıkarmıyordum. Göze batmadığım için benim ağladığımı kesinlikle fark etmediler. Hemen öğretmen dolaptan peçete aldı, bana getirdi işte falan. Gerçekten çok kötüydüm. Bir yandan işte ağlıyorum, diğer yandan odaklanmaya çalışıyorum ama aşırı derecede moralim bozuldu. Düşünebiliyor musunuz? Son 15 dakikanız kalmış ve daha 10 tane sorunuz boş. Gerçekten girdiğim en kötü sınavdı. Çünkü matematikten 10 tane boş bıraktım. O son 15 dakikada ne matematik sorusu yapabildim. Çünkü hepsine zorlandım. Özellikle cebirsel ifadeler. Üçlü sayılarla ilgili bir soru vardı. Onu yapamadım. Traktörlü falan. Ben mesela şeyi çok beklemiştim. Bilimsel gösterim çıkar diye. Bilimsel gösterim çıkmadı. Moralim bozuldu açıkçası. Şöyle bir sınıfa baktığımda benden başka ağlayan yoktu. Ona ayrı bir moralim bozuldu. Yani bir de şeydi, öğretmenlerimin gerçekten benden büyük bir beklentisi vardı. Hani benden bir beklenti içerisindelerdi, büyük demeyeyim. Bir beklenti vardı, ailede bir beklenti vardı, arkadaşlarımda beklenti vardı. Herkes sen yaparsın diyordu ve hatta dün herkes beni aradı. Yaparsın, sana inanıyoruz, sana güveniyoruz. İşte herkes bana dua falan okudu, böyle dualarla girdim sınava, dualarla çıktım sınavdan. Ama olmadı, hani beklentileri karşılayamadım. Herkesin kötü geçmiş zaten. Bunu öğrendim ama ben zaten son 15 dakikada matematik sorularını geçtim. Dedim hadi şu fendeki bari son bir boşumu düzelteyim. Ha bu arada o boş soru da şeydi. Tuzlu toprak falan öyle bir şeyler diyordu. Domates yetiştiriciliği falan. Yani ikinci üniteden bir soru. B ve D arasında kalmıştım. İlk önce denizle yapmıştım ama sonra dedim boş ver. Bir de yanlış çıkar. Bıraktım. O soruyu. Zaten sonra o soruyu da arda arda okudum anlayamadım. Allah'tan ben bildiğim böyle sulap sulap aldığım için dedim
kontrol edemeyeceğim. Hemen kontrol ettim son 15 dakika kala. Baktım zil çaldı. Yani her şey kaşla göz arasında. Yani bitti gitti. Böyle hatta çıkarken de şey yaptım. Ters çevirdim optiğimi. Onun üzerine koyup çıktım gittim valla. Yani bütün peçeteler de gitmişti. Allah'tan bir tane peçeteyi ayırdım. Çünkü yolda alacağımı biliyordum. Dediğim gibi yolda gerçekten çok ağladım. Yani inanılmaz derecede üzüldüm. Eve geldikten sonra da hatta yolda da bu ağlamam devam etti. Çünkü gerçekten inanılmaz derecede üzüldüm. Sınavda dediğim gibi hani sağıma soluma bakıyorum, kimsenin yüzü bozuk değil. Kimse bir zorlanmıyor. Kimsenin ağladığını görmüyorum. Hani okuldan çıkarken bile tek ağlayan kişi bendim. Annem de eve gelince dedi. Ben anladım zaten senin sınavının kötü geçtiğini. Suratın asık geliyordun dedi. Gerçekten inanılmaz derecede üzüldüm. Eve geldim bir 103 dakika falan ağlamışım yani. Bayağı üzüldüm. Ondan sonra işte dediğim gibi dedemler, halamlar, işte babam falan geldi eve. Ya onlar her zaman arkamdaydı. Gerçekten aşırı derecede minnettarım. Çünkü dershaneye gitmiştim. Test kitapları alınmıştı, okuma kitapları alınmıştı. Bir masraf ve edilmişti ve hani hiçbir şekilde bunu başıma kalkmadılar. Ya da hani seni o kadar dershaneye gönderdik yapamadın. Sana o kadar kitaplar aldın yapamadın. Hani onlar kesinlikle bunu takmadılar. Sağlık dediler hani. En önce sağlık. Hani hiçbir şey senden daha önemli değil dediler ama onlar bunu ne kadar takmasa da gerçekten bunu ben takıyordum. Çünkü kendi emeklerimi boş verdim. Hani geçen yıl yazdan beri çalışıyorduk. Okulumuzun yaz kursu vardı falan filan. Yazdan beri çalışıyordum. Bunları falan hepsini boş verdim. Ama onların verdiği emekler gerçekten çok büyüktü. En başta dedem ve annem olmak üzere. Yani hem maddi hem manevi şekilde yanımdalardı. Babam aynı şekilde maddi olarak çok yanımdaydı. Hani halamlar falan hepsi gerçekten çok destek oldular. Kuzenim olsun, işte arkadaşlarım olsun. Gerçekten hepsine çok minnettarım ve hani çok üzülmüştüm. Hani arkadaşlarım da LGS sınavına girmişlerdi ama çıkar çıkmaz hani beni sormuşlardı. Nazlı iyi misin? Nasılsın? Gerçekten bu benim için paha biçilmez bir duygu. Ve gerçekten kuzenim Beste'ye, Antalya'daki arkadaşım Betül'e, ondan sonra anneme, babama, dedeme, halamlara hani her şekilde yanımda olan, dualarıyla beni yalnız bırakmayan anneanneme, ya hepsine gerçekten çok teşekkür ederim. Babaanneme, dedelerime, yani hepsi yanımdalardı. Hiçbiri sınavı yapamadığım için bana kızmadı. Dayım, yengem hepsi çok destek oldular bana. Her zaman yanımdalar dediğim gibi. Gerçekten bunlar bana destek oluyordu. Hani öğretmenlerim aramıştı mesela LGS'den bir gün önce. Onlarla konuşmak bile beni aşırı derecede motive etti ve gerçekten hani dedim ki yapabilirim. Ama olmadı. Hani her şekilde yanında olan insanların beklentisini karşılayamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Ama dediğim gibi hiçbir şey daha bitmiş sayılmaz. Öğretmenlerimiz yanımızdalar ve işte diyorlar ki puanlar düşebilir. Umudunuzu kaybetmeyin. Hep bu şekildeler. Umarım iyi bir şekilde sonuçlanır bunlar. Şimdi gerçekten liselerin ne kadar düşeceğini de bilemiyorum. Hani yüzdelik dilimimi tam olarak bilmiyorum. Çünkü işte kitapçığımı aldım, kontrol ettim. İnternet siteleri gerçekten yanlış gösteriyor. Bir sürü arkadaşıma yazıldım. Ama genelde herkesin puanı aşağı yukarı aynı. Hani doğru düzgün yapabilen birkaç kişi falan var hani tanıdığım. En fazla 5-6 kişi falan. Ondan sonra ben zaten eve geldim. Hemen cevap anahtarına baktım falan bayağı sakinleşince. Her neyse bence ben çok uzatmadan size hemen kitapçığımı göstereyim. Bir kere D kitapçığıydım. Şimdi size sonuçlarımı söylemek istiyorum. İlk olarak bir değerlendirme yapayım. Gerçekten sözelde beni İngilizce zorladı. Onun dışında normal geçti. Yani Türkçe idare ederdi ama Türkçe sandığımdan daha kolay geldi açıkçası. Ben bu kadar güzel geleceğini beklemiyordum. Zorlarlar diye düşünüyordum. Türkçe benim için gayet idealdi. Yani normalde İngilizce beni gerçekten zorladı. Bunun sebebi de şu. Türkçe'de bazı sorular belirleyici olduğu için
Türkçede çok vakit kaybettim. İnkılapta din kültürünü yaparken bir bakmışım son 15 dakika İngilizceye kalmış. Yani daha cevaplarımı bile kontrol etmemiştim. Sözel cevaplarımı son kez kontrol edemedim ama ya kaydırma yapmadığımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten şeydi. Bir sayfayı yaptım kodladım. Diğer sayfayı yaptım kolladım falan. Ben size hemen sözelde kaçıncı çıktığını söyleyeyim. Türkçede ben 3 tane boşluğun olduğunu zannediyordum ki bir tane soruyu yapmışım. Türkçede 2 tane boşluğum var, bir tane de yanlışım var. Şey bu, azimli bir soru vardı işte, suretiyle iftar etti. Bunların yerine uygun kelimeleri getirecektik. Gerçekten ilk aklıma gelen B'ydi. Hani azim kararlılık diye düşündüm. Hatta yanına tik bile atmışım. Ondan sonra ben emin olamamışım. De hemen ikinci soruydu. Yani kitap çalıştım tam biri yaptım hop ikide kaldım böyle. Hatta bu soruda çok vakit kaybettim. İşte sürekli 4 şıkkı da okudum tekrar 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 tekrar. A ve D şıkkını eledim. B ve C kalmıştı. Yapsam C de yapabilirim, B de yapabilirim. O yüzden ben bu soruyu boş bıraktım. Boşlarımdan biri bu soru. Ve şu plakalı soru var. Gerçekten ömrümü yiyen bir soruydu. Ve bu sorumu ben boş bırakmıştım. Sonra yapmışım ama yanlış çıktı. Ben hala bu sorunun doğru olduğunu düşünüyorum. Bu sorunun cevabı çıkmıyordu. Bir kere ben B yaptım. Cevap Denizli'ymiş. Şanlıurfa'ya şanlı unvanı 27 Eylül 1962'den sonra verilmiştir. Sonra verilmemiştir. Önce verilmiştir ki hani bakın 63'te çıkıyor Şanlıurfa diye. Bursa Manisa'dan önce il olmuştu. Şimdi buna da ulaşamayız. Ardahan Eskişehir'den sonra il olmuş. Tam buna ulaşılabilir çünkü Ardahan burada yok. Gaziantep, Gazi unvanını 27 Eylül 1962'deki düzenlemeden önce almıştı. Bakın bu doğru. Çünkü düzenlemeden önce almış ki düzenlemeden sonra orada Gazi var. Ama neden böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten bu soruyu tartışmak istemiyorum. Yanlış. Aslında D'ye de ulaşılamıyordu ama ben B'ye de ulaşamadığım için B yaptım. Ve beni kanser eden bir soru daha şu 10. soru oluyor. Mantık muhakemede hepsini yaptım ama bir türlü hangisi A sınıfı hangisi B sınıfı bunları yerleştiremedim. Gerçekten çok üzücüydü. İnkılaptan bir yanlışım çıktı. Zaten o sorunun yanlış çıkacağını tahmin edebiliyordum. Din kültürünü fulledim ve İngilizce'de 2 yanlışım çıktı. İki şık arasında kalmıştım bir soruda. İşte B ve D'yi eledim, A ve C kaldı. C yaptım ama cevap A çıktı. Hep bu ters sorularda yanlışlarım var. Açıkçası ilk başta üzüldüm ama matematiğim o şekilde olmasaydı eminim ki ben bu sınavı kurtarırdım. Benim matematik bitirdi yani çöp etti. Şimdi sayısal bölüme geçelim. Zaten en başta dediğim gibi bir matematikten mi başlasam dedim. Sonra doğru bildiğim yoldan şaşmayayım. Direkt senden başlayayım. Sen beni hiç zorlamadı. Zerre zorlamadı. Arada kaldığım sorular oldu ama feni sadece bir boşluğa atlattım. Yani fende sadece bir tane boşum var. Diğerlerinin hepsi doğru. O soruyu da zaten iki şıkta olabilir gibi geldi. Tamamen %50-50'ydi. %50-50'ye şansımı bırakmak istemedim. Direkt boş bıraktım. Matematik zaten beni bitirdi. Şimdi matematik sonucumu söyleyeceğim. Gerçekten berbat yani. Beni en çok üzen sonuç bu oldu. Feni yaptım. 50 dakikam vardı daha dedim. Oh rahat rahat yaparım matematiğimi. Kısa sorulardan başlamak istedim. Kısa sorular beni zorladı açıkçası. Şu soru beni gerçekten çok zorladı. Çok fazla işlem yaptım. Olmadı. Hemen diğerine geçtim. O da olmadı. 50 dakika boyunca tüm sorulara baktım. Ama son 20 dakikasında dediğim gibi aldığım için son 20 dakika benim için çok telaşlı geçti. Ama ağlamama rağmen hani inanılmaz derecede efor sarf ettim ve hani kendimin üstüne çıkabildim. Çünkü dedim ki ağlasam da zırlasam da bunu yapmam gerek. Devam etmek zorundayım. Çünkü başka şansım olmayacak ve sonuna kadar devam ettim. Son dakikama kadar soruları çözmeye çalıştım. Ben 10 soru yapabildim. Gerçekten çok kötü bir sonuç. 10 soruda bir tane yanlışım çıktı. Dediğim gibi belki matematikte bir 15 soru yapabilseydim. Çünkü sınava girmeden önce de dediğim gibi
Hem öğretmenlerim hem ailem hem de ben 15 net yaparım diye düşünüyordum. Yani 15 kesin yani. Çünkü gerçekten okuldaki denemelerimde artık sürekli 15'in üstüne çıkıyordum. Evde genelde hani 15 sorunun üstüne çıkabiliyordum ama bu şekilde olması beni gerçekten şaşırttı. Ama diğer arkadaşlarım da öyle. Mesela 14 soru yapmışlar, 3 yanlış şey çıkmış. İşte 16 soru yapmış mesela bir arkadaşım. Ama net sayısı 12. Kimsenin tahmin ettiği gibi olmamış sonuçları. Gerçekten herkes zorlanmış. Genelde herkesin puanları yani 420-430 aralığında falandı benim konuştuklarımın. Benim de puanım o civarlarda bir şeyler. Hani 420-430 arası. Dediğim gibi hani yapan yapmış ama yapamayan da kalmış. Öğretmenlerimiz dedi ki bu 2018'e benzer bir sınav oldu. 2018'in netlerine göre hani onlara bakın, 2019'a bakmayın dediler bize. Açıkçası gerçekten çok ters köşe olduk ve gerçekten bu çok üzücüydü. Anlatamam size. Bize dediler ki geçen yıl kolaydı, bu yıl çok çok kolay olacak dediler. Ama hiç de çok çok kolay olmadı. Gerçekten bizi zorladı bu sınav. Ya hakkımıza hayırlısı artık. Diyecek hiçbir şeyim yok. Ama dediğim gibi ne kadar üzülsem de toparlamak zorundaydım ve toparladım yani. Yapacak bir şeyim yoktu. Sınav böyle geçti. Umarım tercih dönemlerinde bir nitelikli lise olsa dahi umarım bizi alabilen liseler olur. Açıkçası çok umudum yok yani güzel bir yere gidebileceğimden ama ufacık umudumuzu kaybetmeyelim. Sınavım böyle geçti. Her zaman yanında olan aileme, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Öğretmenlerime aynı şekilde. Herkesin gönlünce istediği bir lise olur. Bu video bu kadardı. Bu videoyu izlerken sıkılmamışsınızdır. Üzüldüm ama gerçekten yapacak bir şey yok. Bu kadardı. Çok moralinizi bozmayın çünkü aşağı yukarı herkesten duyduğunuz gibi zordur. Yani bana zorsa herkese zor diye düşünüyorum. Hani öğretmenlerim de hep bunu diyor. Sana zorsa zaten herkese zordur. Size zorsa herkese zordur. Üstünkörü bakayım dedim. Hani bir tane soru yaptım, yapamadım. Ondan sonra bir soruda iki şıkkı eledim. Dediğim gibi çok fazla sorulara bakmadım. Hani bilerek bakmadım çünkü eğer onları yapabilirsem şu an gerçekten çok moralim bozulacak. Gerçekten hani sınavda yapamadığım soruları burada yaparsam gerçekten kat kat daha çok üzüleceğim için sınav kağıdını gerçekten açmadım doğru düzgün. Sorulara da bakmadım. Kimi arkadaşım bakmış. Ben bakmadım. Bakmayacağım da. Dediğim gibi moralimi bozmak istemiyorum. Çünkü zaten moralim bozulacak kadar bozuldu. Sınav geçti gitti. Kötü geçti, iyi geçti. Bu tartışılır. Ama bu kadardı. Ve bitti. Benim videom da bu kadardı. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.